AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümüne değindiği konuşmasında Bezmi Alem Camii içinde bu teröristler bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, sürtük dedi. Düşünün. Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler evet bira şişeleriyle bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Sosyal medyada gündem olan Erdoğan'ın sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Sürtük etiketi Twitter'da hızla yükselerek TT listesinde birinci sıraya yerleşti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak ya sen diye yazdı. Erdoğan'a tepki gösteren bazı milletvekilleri ve gazetecilerin paylaşımları şunlar. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu diyenler, AKP'nin kadın milletvekilleri, AKP'de görev alan, gönül veren kadınlar, genel başkanınız Erdoğan'ın kullandığı sürtük kelimesinden utanç verici bu çirkin ifadeden hiç rahatsız olmadınız mı? CHP'li vekil Veli Ağbaba, fazla söze gerek yok. Milletin vergisiyle sarayda yaşayıp millete sürtük diyecek kadar zavallı biri, siyasi fosil. Gazeteci Er Kacerer, kimse yurttaşa sürtük diyemez. Cumhurbaşkanı olmak suç işlemek hakkı vermez. Gazeteci Timur Soykan, ülke vatandaşlarına sürtük diye küfür eden bir cumhurbaşkanı, hiç şüphesiz tarihte on binlerce kişiye hakaret davası açıp halka küfür eden kibir abidesi olarak anılacak. Mine kırık kanat. Ahlakın hakim olduğu bir ülkede kimse kimseye sürtük diye hakaret edemez. Hele bir yönetici, hele bir cumhurbaşkanı, makamı ne olursa olsun sultan bile olsa devlet yöneten birinin terbiyesizlik yapma hakkı yoktur. Varsa devlet yoktur. Binlerce kez bu hafızada kalsın paylaşımı yaptım ama bu başka. Bunu hep ilk sıraya koyun. Vatandaşına sürtük diyen bir siyasetçi olarak muh gibi hafızaya çakın.